değilsin. Katılım payı olmaksızın tüm özel ve devlet hastanelerinde ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti verilmesi sağlansın. Taşeronlaşma, sağlıksız iş koşulları, çocuk işçiliği, uzun mesai saatleri, işçi ölümleri durdurulsun. Tüm emekçilerin üzerindeki baskı, yıldırma ve sendikasızlaştırma politikalarından vazgeçilsin. Kadın bedeninin sömürülmesine, kadına şiddete, tacize, tecavüze sessiz kalınmasın. Kürt, Laz, Gürcü, Çerkez, Alevi, Ermeni, Süryani ve bunlar gibi tüm azınlık ulusların ve inançların üstündeki baskı ve asimilasyona son verilsin. Dinsel, kültürel ve siyasal hakları tanınsın. LGBT bireylerin çalışma ve yaşama hakkının engellenmesinin, şiddete ve ayrımcılığa uğramasının önüne geçilsin. Engelli yurttaşlarımızın eğitim, sağlık, istihdam, siyasi ve kamusal hayata katılım hakları verilsin. Polisin orantısız şiddetle biber gazı kullanmasını, bundan dolayı kedilerin, köpeklerin, kuşların bu gazla katledilmesinin önüne geçilsin. Hükümetin savaş yanlısı söylemleri, icraatları son bulsun ve ülkemizdeki askeri üsler kaldırılsın. Yeşil alanlarımızın, ağaçlarımızın, ormanlarımızın, denizlerimizin, sahillerimizin, derelerimizin, dağlarımızın, HES'ler, maden şirketleri, AVM'ler, otel ve iş merkezleri tarafından yok edilmesine son verilsin. Bizler emekli maaşıyla asgari ücretle geçinmeye çalışırken ve 20-25 yıl sonunda ancak 3 kuruş emekli maaşı alırken milletvekillerinin 15-20 bin lira maaş almaları sadece 2 yıl sonunda emekli olabilmeleri haksızlıktır. Buna son verilsin. Emekli, dar gelirli, asgari ücretli, işsiz, evsiz yurttaşlarımız sağlık, barınma, beslenme, eğitim gibi en temel haklardan yoksun bir şekilde açlığa, yoksulluğa, sefalete terk edilemez. Hükümetin kaç çocuk doğuracağımıza, nasıl doğuracağımıza, nasıl yetiştireceğimize, ne içeceğimize, nerede içeceğimize, evimizde kiminle yaşayacağımıza kadar varan yaşam tarzımıza, müdahalelerine son verilsin. Siyasal iktidarın bilime, emeğe, sanata, kültüre, sanatçıya, aydına yönelik gerici, kibirli ve saygısız söylemleri son bulsun. Seçim barajına, hileli oy kullanımına ve denetimsiz oy sanımına karşı çıkacağız. Kentsel dönüşüm yalanıyla dar gelirli halkımızın TOKİ canavarına ve müteahhitlere yem edilmesine engel olacağız. Mahallemizi uyuşturucu çetelerinin ele geçirmesine, çocuklarımızı, gençlerimizi zehirlemesine izin vermeyeceğiz. Yukarıda saydığımız ve sayamadığımız pek çok sorunun acil çözümü için Koca Mustafa Paşa'nın tüm yürekli, aydın, yurtsever, devrimci ve demokrat insanlarına birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Koca Mustafa Paşa dayanışması. Bunu fitini, küfrü, fakiri, fakara için veriyorum. Ben bunu tanımak için vermiyorum. Bravo! Benim çok sorunumu alamıyorsun demin. Utanma abi. Allah köpeği dünyanın en büyük başbakanımı. O yerlerinde Allah belasını versin. Dostlar, hırsızlık bu kadar ortadayken bunu hala destekliyor olmanın adını varın siz koyun. Şu saatten sonra o anlamda atılacak her adım